Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Söz verdiğim gibi 3. adım TET denemesini çözüyorum. Bundan sonra inşallah AYT denemelerine geçeceğiz. Başlayalım 15. sorumuz birinci deneme. X'e bağlı çekinik bir özellik olan kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından genotipleri verilen numaralı ebeveynlerin hangilerinin erkek çocuklarını kırmızı yeşil renk körü olma olasılığı %50'dir. Şimdi Hatırlarsanız buna benzer bir soru ikinci adımda da sorulmuştu. Ne demişti orada? Tüm erkek çocukları renk körü olur demişti. Burada ise erkek çocuklarının renk körü olma olasılığını %50 istemiş bizden. Erkek çocuğu X kromozomunu kimden alıyor arkadaşlar? Anneden alıyor. Eğer ki anne X üzeri büyük R, X üzeri büyük R olursa erkek çocuk kesinlikle sağlam olur. Eğer annemiz X üzeri küçük r X üzeri küçük r olursa yani renk körü olursa erkek çocuk kesinlikle renk körü olur. Bize %50 ihtimalini soruyor. Eğer annenin genotipi X üzeri büyük r X üzeri küçük r olursa ya büyük reyi verir erkek çocuğu sağlam olur ya da küçük r'yi verir erkek çocuğu renk körü olur. Dolayısıyla bizim arayacağımız anne genotipi heterozigot olan yani X üzeri büyük R X üzeri küçük R olan. Bakıyorum babalara bakmamıza gerek yok çünkü bize erkek çocuğu soruyor. Dolayısıyla annelere bakacağız arkadaşlar. Bakın birinci annemiz X üzeri büyük R X üzeri küçük R alıyoruz. İkinci annemiz de aynı şekilde alıyoruz. Üçüncü annenin çocukları yüzde yüz sağlam olur değil mi? Dördüncü annenin erkek çocukları da yüzde yüz ne olacak? Renk körü olacak. Bize yüzde ellisini sorduğu için cevabımız 1 ve 2 olur. Yani Ceyhan seçeneği olacak. Gelelim 16. sorumuza. XYZ Y, canlarına ait bazı özellikler verilmiştir. XYZ Y, canları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur bakalım. Işık varlığında ototrof, karanlık ortamda ise Heterotrof özellik gösterir. Bunun arkadaşlar bir örneği vardır. O da kimdir? Öglena. Heterotrof olarak beslenmesine rağmen aktif yer değiştiremez. Şimdi şıklardan gidelim. Şıklarda ne vermiş? Şapkalı mantar, hidra ve öglena'yı vermiş. O zaman hangisine özgü bir özelliktir bu arkadaşlar? E, heterotrof olarak besleniyor. Yani besinini dışarıdan hazır alıyor. Ama yer değiştiremiyor. O zaman bu kimdir? Tabii ki şapkalı mantardır değil mi? mantar. Canlılar dünyasında sinir hücrelerinin ilk görüldüğü grupta yer alır. Bu da kimdir? Hidradır. Yani deniz anası da diyebiliriz. Hidradır arkadaşlar. Cevabımız öglena, mantar ve hidra şeklinde olur. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Gelelim diğer sorumuza. 17. sorumuz. Azotun canlıların kullanabileceği azotlu bileşiklere dönüştürülmesi olayına azot fiksasyonu denir. Yani azotun bağlanması. Buna göre diyor azot fiksasyonu ile ilgili hangileri doğrudur? Yıldırım, şimşek gibi olaylar sayesinde atmosferdeki azot yağmurla toprağa geçer demiş. Şimdi bizim azot döngüsünü hatırlayacağımız zaman arkadaşlar azot döngüsünde azotun bağlanması iki şekilde oluyor. Ya yıldırım ve şimşek gibi olaylar sayesinde atmosfere e, atmosferdeki azot toprağa bağlanıyor. Yani bu olacak. Ya da arkadaşlar baklagillerin köklerinde yaşayan rizobium dediğimiz bakteriler havadaki serbest azotu toprağa bağlayacak. Bakıyorum ikincisinde ne diyor? Baklagillerin kök yumrularında yaşayan bakteriler havanın serbest azotunu fikse eder. Evet bu şekilde de olur. Atmosferik azotu doğrudan kullanabilen otçular. Arkadaşlar atmosferik azotu doğrudan kullanabilen bir canlı yok. Yani otçular etçilerin de azot ihtiyacını karşılar demiş. Otçular dediğimiz mesela koyun gelsin aklınıza. Koyun atmosferdeki azotu doğrudan kullanamaz. Bizler atmosferden ne alıyoruz? Oksijen alıyoruz. Karbondioksit atmosfere veriyor, veriyoruz. Dolayısıyla atmosferdeki azotu otçullar kullanamıyorlar. Cevabımız ne olacak? 1 ve 2 Bursa seçeneği olur. Bazı bakteriler atmosferdeki serbest azotu kullanabilir. Ama bitkiler, hayvanlar atmosferdeki serbest azotu kullanamaz arkadaşlar söylemiş olalım. 18. soru. Çekirdeğin hücrede yönetim ve kalıtım merkezi olmasıyla ilgili yapılan bir çalışmada bölünerek çoğalan ökaryot tek hücreli bir K canlısının çekirdeği uygun yöntemlerle çıkarılıp yerine aynı tür L canlısının çekirdeği yerleştirilmiş ve M canlısı elde edilmiştir. Buna göre M canlısı ile ilgili olarak diyor hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi M canlısı çekirdeğini yani kalıtım materyalini kimden almış? L'de. O zaman özellik bakımından kime benzeyecek? L'ye benzeyecek. Ama tek bir fark var. Buradaki e, K canlısından da neyi alıyor? Stoplazma kısmında. Stoplazmada ne var? Mitokondri var. Dolayısıyla mitokondriyal DNA kimden gelir? K canlısından gelir. Mitokondriyal DNA K canlısından gelir. Unutmayalım. Bakalım şimdi bölündüğünde L canlısıyla aynı genetik yapıya sahip e, bireyler oluşur. Evet L canlısıyla aynıdır demek. Do aynıdır dedik doğru. Proteinleri K canlısının genetik bilgisine göre sentezlenir. Şimdi genetik bilgiyi kimden alıyor? L'den alıyor. K canlısının genetik bilgisine göre sentezlenmez. Sadece K canlısından genel ribozomları kullanır ama genetik bilgiyi L'den alır arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır bölündüğünde oluşan hücrelerin kromozom sayısı K canlısıyla aynıdır. Şimdi burada aynı tür, değil mi? Bize ne diyor? Evet, yerine aynı tür l canlısı diyor. Aynı tür canlılar oldukları için bunların kromozom sayıları birbiriyle aynıdır arkadaşlar. Dolayısıyla oluşan hücrelerin kromozom sayısı da K canlısıyla aynı olacak. Cevabımız ne olur? 1 ve 3 C seçeneği olacak. Gelelim 19. sorumuza. Hücre zarında karbonhidratlar, glikoproteinler ve glikolipitler şeklinde zarın dış kısmında protein ve lipitlere bağlı olarak bulunur. Glikoprotein ve glikolipitler hücreye diyor özelliklerinden hangilerini kazandırır? Arkadaşlar glikoprotein ve glikolipitler seçici özellik kazandırıyorlar. Yani hücreye bir özgürlük kazandırıyor. Dolayısıyla biri bir numara olacak. Hücrelerin birbirini tanımasını sağlıyor. Mesela e, embriyonik dönemde bizlerde annemizin karnına yeni düştüğümüz zamanlarda segmentasyon dediğimiz olaylar gerçekleşiyor. Bu olaylar gerçekleştikten sonra da işte blastulasyon ve gastrulasyon dediğimiz evreler vardır. Bu evrelerde hücreler e, birbirlerini tanıyarak belli organları oluşturmak üzere bir araya geliyorlar. Özellikle gastrulasyondan sonra gelen organogenez evresinde. Bu organogenez evresinde hücrelerin bir araya gelmesi için Belirli hücrelerin birbirini tanıması lazım. Yani mesela karaciğer oluşturacak hücrelerin birbirini tanıması lazım. İşte böbreği oluşturacak hücrelerin birbirini tanıması lazım. Dolayısıyla devreye glikoprotein ve glikolipitler girer. O yüzden hücrelerin birbirini tanımasını sağlar. Tam geçirgenlik arkadaşlar tam geçirgenlik yoktur. Bunlar seçici geçirgenlik sağlıyorlar. Seçici geçirgenlik. Dolayısıyla 3 numarayı almıyoruz. Uyarıları alma glikoprotein ve glikolipitler reseptör görevi görürler. O yüzden uyarıları alma özelliği de kazandırırlar. Cevabımız 1 2 4 şeklinde olur. Yani Denizli seçeneği olacak. Gelelim 20. sorumuza. Aşağıda enzim kontrolünde gerçekleşen bazı reaksiyon örnekleri verilmiştir. Reaksiyon örnekleri incelendiğinde enzimlerle ilgili diyor hangilerine ulaşılabilir? Şimdi reaksiyonlara bakıyorum. Bakın protein suyla hidroliz oluyor. Pepsin enzimi sayesinde polipeptitlere dönüşüyor. Daha sonra tripsinojen bir inaktif enzimdir. Sonunda jen eki varsa aktif olmayan enzimdir. Enterokinase sayesinde aktif hale geliyor. Daha sonra tripsin, oluşan tripsin bu polipeptidi kullanarak ne yapıyor arkadaşlar? Yine daha küçük polipeptitlere ayırıyor. Diyor ki bir enzimin ürünü başka bir enzimin substratı olabilir. Bakın pepsinin pepsinin ürünü ne? Polipeptit. Tripsinin substratı nedir? Yine polipeptit. O zaman arkadaşlar bir enzimin ürünü diğerinin substratı olabilir mi? Olabilir. Bazı enzimler inaktif olarak sentezlenir. Evet, tripsinojen, sonunda jen eki olan enzimler inaktif enzimlerdir. Doğru. Tersinir katalizör etki gösterebilir. Tersinir demek, yani demek istiyor ki bu olay tam tersine de gerçekleşebilir. Şimdi ben şuraya bakarak bunu çıkaramam. Eğer bunu çıkarmamı isteseydi bana bu olayın tam tersini vermesi gerekirdi ki sindirim enzimleri ters yönlü çalışmaz. Yani küçük polipeptitleri birleştirip tekrardan bir polipeptit oluşturamaz. Sindirim enzimleri tek yönlü çalışır arkadaşlar. Parçalama yönlü çalışır. Dolayısıyla bunu alamam. Cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı 1 ve 2 olur. Hemen ikinci denememizi açalım. Evet ikinci denememizden devam ediyoruz arkadaşlar. Diyor ki 15. soruda otçul hayvan hücrelerinde verilen organik bileşiklerden hangileri solunumda enerji eldesi için kullanılabilir? otçul hayvan hücrelerinde. Hücrenin içerisinde demek istiyor arkadaşlar. Şimdi bizler hücreyi hücreye direkt nişastayı alamıyoruz. Nişastayı alamadığımız için de otçul hayvanlar. Yani otçul hayvan derken mesela kendiniz de düşünebilirsiniz aslında. Burada bir koyundan keçiden falan bahsediyor ama onlarla hemen hemen aynı mekanizmaya sahibiz zaten. O yüzden mesela bizler hücrelerimize e, direkt olarak nişastayı alamıyoruz. O yüzden de solunumda enerji eldesi olarak bunu kullanamıyoruz arkadaşlar bu gider. Vitamin, vitamin zaten enerji vermez dolayısıyla vitamin de kullanılmaz. Nötral yağ, nötral yağı bizler hücrenin içerisine alıp hücrenin içerisinde parçalayıp onu solunumda enerji eldesi olarak kullanabiliriz. Glikojen arkadaşlar, glikojeni de e, aynı şekilde bizim hücrelerimiz üretebiliyor, ayrıca parçalayabiliyor. Onu da yine solunumda enerji eldesi olarak kullanabiliriz. Cevabımız 3 ve 4 olur. Bakın neden nişastayı almadım? Otçul hayvan hücrelerinde diyor. Bizler nişastayı hücrelerimize direkt olarak alamıyoruz. Nişasta ilk önce ağzımızda amilaz enzimiyle maltoz ve dekstrine parçalanır. Daha sonra parçalanamayan ince bağırsaklarda yine aynı şekilde amilaz enzimiyle Maltoz ve deksine parçalanır, en son glikozlara kadar parçalanarak hücrelere gönderir. Biz ancak bu şekilde kullanabiliyoruz. Dolayısıyla nişastayı direkt hücrelerimizde kullanamıyoruz. Gelelim 16. sorumuza. Aşağıdaki soy ağacında bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Bakalım. Diyor ki buna göre hangilerine ulaşılamaz? Soruların açıklama kısmını okumadan, yani şu öncülleri okumadan hemen biz yapalım arkadaşlar. Ne olacak bakın Şurada A, A R, negatif diyor. O zaman negatif dediği için küçük R küçük R olacak mı? Evet. Şöyle A gelecek mi arkadaşlar? Gelecek. Yanındakini bilemiyoruz şimdilik. Aslında şöyle çıkarabiliriz ama biraz sonra açıklayayım hepsini tekrardan. Şimdi burası neymiş? B RH pozitifmiş. B RH pozitif olduğu için B var. Yanında ne olduğunu bilemiyorum şu an. Arkadaşlar RH pozitif olduğu için büyük R var. Büyük R'nin yanında da küçük R mi var, büyük R mi var bilemiyorum. Geliyorum 5 numaraya. 5 numara içinde şunu yazabilir miyim negatif olduğu için küçük R küçük R. Zaten AB olduğu için de direkt AB olarak yazdım. Geliyorum 1 numaraya. 1 numara A pozitif A olduğunu biliyorum. Daha sonra geldim buraya bakın. A pozitif dediği için büyük R var ama yanındakilerini bilemiyorum. Geliyorum B'ye arkadaşlar. B'nin de yine yanındakini bilemiyorum. Pozitif olduğu için yanındakini bilemiyorum. Peki nasıl çıkaracağım? Şimdi bakın. Burada küçük R'lerin yan yana gelmesi için ne olması lazım? Birini anneden, diğerini babadan alması gerekiyor. Yani anne de ve baba da heterozigot olduğunu biliyoruz. Şu B kan gruplu olan şu bireye baktığım zaman bakın bu bireyin Büyük R'sinin yanında büyük R de olabilir, küçük R de olabilir. Kesin bir şey söyleyemem. Büyük R'yi aldığı kesin çünkü pozitif. Ama babasından mesela anneden büyük R'yi aldıysa babadan büyük R'yi de alabilir, küçük R'yi de alabilir. O yüzden bununla ilgili kesin bir yargıya varamıyor. Daha sonra geliyorum. Arkadaşlar bunların yanında ne olabilir? Sıfır mı vardır? A mı vardır? Şimdi A olduğunu düşünürsek. Mesela diyelim ki A kan gruplu bireyin genotipi AA olsun. Eğer AA olursa, buradaki B'nin yanında mecburen ne gelmek zorunda? A gelmek zorunda. Bakın şuraya. A gelmiş olsaydı bana buraya B pozitif değil, AB yazması gerekirdi. Dolayısıyla burada genotip olarak AA değildir bu. O zaman nedir? Geriye ne kalıyor? A0 kalıyor, değil mi? O zaman bu nedir? a E Babasından B'yi aldığına göre dördüncü bireyimiz annesinden mecburen ne alacak? 0 alacak, B0 oldu. Şimdi geliyorum üçüncü bireye. Üçüncü birey eğer ki AA A kan gruplu olsaydı A'nın birini kimden aldı? Anneden. Diğerini kimden almak zorundaydı? Babadan. Babada A var mı? Yok. O zaman bu birey de AA değildir. Nedir? A sıfırdır. Şöyle yanına sıfır yazıyoruz. Geliyorum 2 numaralı bireye arkadaşlar. 2 numaralı birey de eğer... BB kan gruplu olsaydı yani şurada B olsaydı. Şuradaki A kan gruplu olan birey A allelini kimden aldı? Anneden. Mecburen babasından ne almak zorunda olurdu? B'yi. Ama eğer B'yi almış olsaydı mecburen bize buraya AB kan grubu yazmak zorundaydı. AB kan grubu yazmamış. A yazmış direkt. Dolayısıyla burada da B yoktur. Ne vardır? Tabii ki şöyle siliyoruz. Sıfır vardır. Hepsinin genotipini buldum mu buldum ama 4 numaranın e, RH bakımından ne olduğunu bilemiyorum. 1 numaralı birey A0 büyük R küçük R'dir. Evet 1 numaralı bireyi bu şekilde bulduk doğru. 3 numaralı birey 3. birey yani AA küçük R küçük R'dir. 3'e bakıyorum ben AA mı yazdım? Hayır A0 yazdım bu yanlış. 2 ve Dördüncü bireylerin genotipi aynı olabilir. 2 ve 4'e bakıyorum. 2B0 büyük R küçük R, 4 de B0 büyük R küçük R olabilir mi? Olabilir. Kesinlik söylemediği için olabilir dediği için doğru alıyoruz. Beşinci birey AB küçük R küçük R genotipidir. 5'e bakıyorum. Evet, AB küçük R küçük R. Doğru. Bize hangilerine ulaşılamaz demiş. Hangisi yanlış çıktı? 2 numara. O zaman cevabımız B seçeneği olur. Gelelim 17. sorumuza. Bir maddenin hücre içine aktif taşıma ile alınamamasının nedeni hangileri olabilir? Şimdi aktif taşıma ile alınamıyorsa o zaman büyük molekül olabilir değil mi? Büyük molekül. Bakalım diyor ki maddenin polimer yapıda olması. Evet olabilir yani büyük yapıda olması. ATP üretiminin durması olabilir arkadaşlar. ATP üretilemiyordur. Aktif taşıma sistemi işlev göremiyordur. Çünkü ATP harcanması lazım olabilir. Taşıyıcı proteinleri inhibe eden molekülün varlığı. Taşıyıcı proteinler aktif taşımada görev alıyorlar mı? Alıyorlar. Eğer ben taşıyıcı proteinleri durdurursam o zaman hücre aktif taşıma yapamaz diyoruz. Bu da doğrudur. Cevabımız ne olacak? Edirne seçeneği hepsi doğru olur. 18. soru burada sorular kaymış bu denemede. Canlılara ait bazı özellikler aşağıda belirtilmiştir. Buna göre diyor Verilenlerden hangileri omurgasız hayvanların tümünde gözlenir? Omurgasız hayvan deyince aklınıza hidra da gelecek. Hidra. Solucan da gelecek. Arı da gelecek. Tamam mı? Mesela mürekkep balığı da gelecek. Mürekkep balığı bir yumuşakçadır. Mürekkep balığı. Heterotrof beslenme. Hepsi heterotrof mu besleniyor? Evet. Hepsi dışarıdan hazır alıyor bes besinini. Eşeyli üreme. Anabolik tepkimeler gerçekleştirme, hücresel solunum yapma. Bir kere hücresel solunum yapma zaten tüm canlılarda ortak. Mecburen ATP üretmek için yapmak zorunda. Anabolik tepkimeler yani yapım olaylarını gerçekleştirme. Bunu tüm canlılar yapabiliyor, canlıların ortak özelliği. Ama buradaki eşeyli üremeyi ortak olarak alamıyoruz. Çünkü bazıları arkadaşlar mesela hidra gibi canlılar sadece eşeysiz üreyebiliyor. Eşeyli üremeyi ortak alamıyoruz. Cevabımız 1 3 4 şeklinde olur. Edirne seçeneği olacak. 19. sorumuz bir ekosistemde yer alan ve etkileşim halinde bulunan canlıların oluşturduğu besin piramidi aşağıda verilmiştir. Buna göre piramitte yer alan canlıların diyor verilen özellikleriyle eşleştirilmesi hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi zehirli madde birikimi en fazla olan zehirli madde aşağıdan yukarıya doğru gittikçe birikimi artar. Dolayısıyla en fazla hangisindedir yılandadır? Birinciye yılan yazacağız. Organik atıkları inorganik bileşiklere ayrıştıran. Zaten diyor ayrıştırıcı. Burada ayrıştırıcı kimdir? Mantardır. Mantar. İkinci trofik düzeyde yer alan. Bakın birincide kim var? Çimen. İkinci de kim var? Çekirge. O zaman 3 numarada çekirge olacak. Yani yılan, mantar, çekirge şeklinde gidecek. Cevabımız ne olur? Denizli seçeneği olur. Keşke sınavda da böyle sorsa. Bu soru kolaymış. Eşeyli üreyen canlılarda kalısal çeşitliliğin sağlanmasında aşağıda verilen faktörlerden hangisi etkili değildir? Şimdi eşeyli üreyen canlılarda kalısal çeşitliliği ne sağlıyor? Mayoz bölünme ve döllenme sağlıyor değil mi? Mayoz bölünmede de çeşitliliği sağlayan iki tane olay vardır. Bunlardan bir tanesi crossing over'dır. Crossing over. Diğeri de arkadaşlar homolog kromozomların rastgele ayrılması. Rastgele ayrılmasıdır. Bakalım Diyor ki mayozda crossing over olayının gerçekleşmesi evet. Metafaz 1 evresinde homolog kromozomların rastgele dizilmesi, evet rastgele dizilecekler ki rastgele de ayrılacaklar, bu da olur. Genetik yapısı farklı gametlerin döllenmeyi, döllenme var burada, evet gerçekleştirmesi olur. Replikasyonda yanlış baz eşleşmelerinin gerçekleşmesi, bu nedir? Mutasyondur, mutasyon da genetik çeşitliliği sağlar, olur döllenmeden sonra zigotun gelişme sürecine girerek farklılaşması. Arkadaşlar zigotun gelişme süreci mitoz bölünmelerle olur. Dolayısıyla mitoz bölünmede de çeşitlilik sağlanmadığı için cevabımız Edirne seçeneği olacak. İkinci denememizi de bitirdik. Üçüncü denememize geçelim. Evet, üçüncü denemeye başlıyoruz. Diyor ki, Hücrede üretilen bazı proteinlerin hücre dışına salgılanması aşağıdaki görselde verilmiştir. Bakın arkadaşlar burada hangi olay veriyor bize? Hücrenin içerisinde bulunan, kofulun içerisinde bulunan maddeler geliyor. Hücre zarıyla kaynaşıyor bu koful zarı. Daha sonra moleküller dışarıya bırakılıyor. Bu olay nedir? Egzostozdur. Egzostoz büyük moleküllerin taşınmasında kullanılır. Bakalım moleküllerin hem üretiminde hem de hücre dışına salgılanmasında ATP harcanır. E molekülleri üretirken de hücre dışına salgılarken de ATP harcanır. Zaten bazı protein diyor. Proteinlerin salgılanmasında da ATP harcanıyor. Doğrudur. Moleküllerin hücre zarından geçişi yoğunluk farkına bağlıdır diyor. Hayır. Yoğunluk farkına bağlı olan olaylar pasif taşıma. Ve aktif taşımadır. Endositoz ve egzostozda arkadaşlar yoğunluk farkı önemli değildir. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Olay egzostozdur. Ve plazma zarında yüzey artışına neden olur. Şimdi olayın egzostoz olduğu doğru. Yüzey artışı da doğrudur arkadaşlar. Şöyle buradaki kofulun zarı gelip hücrenin zarı ile birleştiği için hücrenin yüzey alanı ne yapıyor? Artıyor. Dolayısıyla hücrenin yüzey artışına sebep oluyor. Doğrudur hangisi yanlıştır diye soruyor bize. Cevabımız bursası şıkkı yalnız 2 olacak. 16. sorumuz. Al yuvarlarda karbondoksitin bir karbonat iyonlarına dönüşümünü katalizleyen karbonik anidraz enzimi yardımcı kısım olarak çinko element, elementine ihtiyaç duyar. Privat dekarboksilaz enzimi ise yardımcı kısım olarak B7 vitamini olmadan aktifleşmez. Bakın biri çinko yani mineralleri kullanıyor. Mineral yani inorganik madde kullandığı için biz buna kofaktör diyoruz. Kofaktör. Diğeri de B7 vitamini yani vitamin kullandığı için biz buna da ne diyoruz? Organik madde olduğu için koenzim diyoruz. Diyor ki buna göre hangileri söylenemez? Her iki enzimin de Apo enzimleri inaktif olup yardımcı kısım olmadan görev yapamaz. Evet, kofaktör ve koenzim olmadan görev yapamazlar. Doğru. Avluvarlarda apo enzim sentezi sırasında yardımcı kısım da sentezlenir demiş. Arkadaşlar yardımcı kısım ne? Bakın çinko. Çinko sentezlenen bir şey değil. Dışarıdan hazır alınan bir elementtir. Dolayısıyla bu yanlış olur. Çinko ve B7 vitamini yardımcı kısım olarak başka bir enzimin aktifleşmesinde görev alamaz. Bu da yanlıştır. Burada çinko olsun, B7 vitamini olsun, diğer koenzim kofaktörler olsun gidip başka enzime bağlanıp onu aktif hale getirebilir. Ama karbonik anidraz enzimi çinkodan başka bir mineral geldiğinde aktifleşemez. Veya pirvat dekarboksilaz enzimi B7 vitamininden başka bir vitamin geldiği zaman aktifleşemez. Dolayısıyla bu yanlış olacak. Çinko ve B7 vitamini yardımcı kısım olarak gidip başkalarına bağlanabilir arkadaşlar. Aktif hale getirebilir. Hangileri söylenemez dediği için cevabımız 2 ve 3 denizi seçeneği olacak. Gelelim 17. sorumuza. DNA miktarı X ve kromozom sayısı N olan bir hücrenin hücre döngüsüne ait evrelerini gösteren grafikler aşağıda verilmiştir. Buna göre diyor. Burada kromozom sayısını da vermiş. DNA miktarı ve kromozom sayısının hatalı gösterildiği hücre döngüsü evreleri hangisinde doğru verilmiştir? İlk önce DNA miktarına bakalım. Arkadaşlar DNA miktarı nerede artıyor? Sentez evresinde artıyor, değil mi? Sentez evresinde arttıktan sonra bundan sonraki evrelerde sitokinez'e kadar sabit devam edecek. Burada hangisinde yanlış gösterilmiş G2'de. Dolayısıyla burada G2'yi bulacağız şıklarda. Kromozom sayısına bakalım. Kromozom sayısı ise Şimdi e, hangi bölünme diyor? Hücre döngüsüne ait. Bu iki temel mayoz bölünme. Çünkü yarıya düşmüş. Pardon yok. İnterfaz evresinde iki katına çıkıyor. Kromozom sayısı. Daha sonra arkadaşlar profaz ve metafazda sabit devam eder. Yani iki enden düşer ene sabit devam eder. Anafaz evresinde iki katı görülür. İki katı görüldüğü için anafaz evresinde neden görülüyor? Çünkü kardeş kromatitler birbirinden ayrılıyorlar. Ayrılan her bir kromatide biz artık kromozom diyoruz. Bu yüzden de anafaz evresinde tekrardan iki n olarak göstermek zorundaydı. Burada da anafaz diyeceğiz. Anafaz zaten stokinizde tekrardan yarıya düşüyor. Dolayısıyla cevabımız G2 ve anafaz olacak arkadaşlar. Ha farklı evreleri de var bunların. Dur bakalım G2. Evet. Ha burada mesela interfaz için de biz şunu söyleyelim. Interfazı da yanlıştır bunun. İnterfazda kromozom sayısı artmaz. İnterfazda sadece DNA miktarı artar. Kromozom sayısı sabit kalır. O yüzden interfazı da yanlış söylemiş. Interfaz ve anafaz. Diğeri de G2 olacak. Cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Gelelim diğer sorumuza bakayım. Bir yanlış yapmadım herhalde. Şurada G2 Tamam. Profaz metafaz da aynı. Stokinez de. Tamam. Doğru yapmışız. Gelelim diğer sorumuz. 18. sorumuz. Şimdi bu soruda ne diyor? 18. sorumuz diyor ki L omurgalar arasında üremek için suya ihtiyaç duymayan Karasal hayata uyum sağlamış ve vücudu keratin pullarla örtülü bir canlıdır. Arkadaşlar keratin pullarla örtülü ve karasal hayata uyum sağlamış. Bu nedir? Bir Sürüngendir değil mi? Sürüngen sınıfı. Biz sınıfını belirledik. Diyor ki sistematik kategorilerinden hangileri kesinlikle belirlenir? Ben sınıfını belirledim ya. Ne vardı bizim e, sınıflandırma basamaklarımız nelerdi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut atlı diyorduk. Burada tür, cins, familia yani aile, takım sınıf, şube ve alem. Şimdi burada bakın, eğer ben bir canlının sınıfa ait olduğunu bulduysa üst tarafta kalanların hepsi aynıdır. Yani alemi, şubesi aynıdır. Ama takımı, familyası, cinsi, türü değişebilir. Bunlarla ilgili kesin bir şey söyleyemeyiz. Bize kesinlikle belirlenir dediği için ben sadece alemi, şubesini ve sınıfını belirleyebiliyorum. O zaman şube Sınıf var burada alemi yazmamışlar. Aile ve takımı belirleyemiyorum kesinlikle. O zaman cevabımız 1 ve 4 şeklinde olur arkadaşlar. Yani Ceyhan seçeneği olacak. Gelelim 19. soruya. Kurum veya bireylerin ulaşım, ısınma, elektrik tüketimi gibi faaliyetlerinde atmosfere verilen topram, toplam karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınım miktarına karbon ayak izi denir. İnsanların üretim ve tüketim faaliyetleri sonucu doğada bıraktığı atıkların etkisiz hale getirilmesi, kullanılan kaynakların üretilmesi ve oluşan atığın giderilmesi için gerekli olan toplam kara ve su alanı ise ekolojik ayak Buna göre diyor hangileri doğrudur? Bakalım. Fosil yakıtların yanmasıyla ortaya çıkan karbon salınımı karbon ayak izini doğrudan etkiler. Doğru arkadaşlar. Mesela biz evimizde kömür sobası kullanıyorsak, bizim yaktığımız o kömür sobasından çıkan karbon monoksit gazı ne olacak? Direkt bizim ekolojik yani karbon ayak izimizi doğrudan etkileyecek. Bu doğrudur. Gelişmiş ülkelerin karbon ve ekolojik ayak izi gelişmekte olan ülkelere göre daha yüksektir. Şimdi gelişmiş olan ülkeler arkadaşlar bu da doğru bir şeydir. Neden doğru onu da söyleyeyim. Gelişmiş olan ülkelerde daha fazla teknolojik alet, işte ee, daha fazla eşya kullanımı vardır. Dolayısıyla onların e, temin ettikleri o işte eşyalar olsun, ne bileyim, e, teknolojik aletler olsun, bunlar ne yapacak? Daha fazla karbon salınımı, daha fazla ekolojik ayak izi demektir. O yüzden de daha yüksektir gelişmiş ülkelerde. Yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ekolojik ayak izinin artmasına neden olur. Hayır aksine azalmasına neden olur. Eğer ben ısınma için veya işte elektrik üretimi için rüzgar enerjisini kullanıyorsam o zaman ben ekolojik ayak izimi azaltıyorum demektir. Yenilenebilir enerji kaynakları bunlar demektir. Isınma için güneş enerjisini kullanıyorsam güneş panellerini işte çatı katıma kurdurmuşumdur. O güneş enerjisinden gelen Isınmayla ne yapıyorum? Hem ısınıyorum hem sıcak su kaynağımı, sıcak suyumu karşılıyorum. Dolayısıyla atmosfere bir karbon gazı salmıyorum. Bu yüzden de ekolojik ayak izi artmaz, ne yapar? Azalır. Bu yanlıştır. Cevabımız hangileri doğrudur dediği için Denizli şıkkı 1 ve 2 olur. Gelelim yine kalıtım sorusuna. K Kistik fibroz otozuma çekinik bir hastalıktır. Bu hastalıkta başta akciğerler olmak üzere bağırsaklar, pankreas, karaciğer ve böbrekleri etkiler. Kırmızı-yeşil renk körlüğü ise X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde çekinik allerle kalıtılır. Hastalar kırmızı ve yeşil renkleri ayırt etmekte güçlük çeker. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkle belirtilen bireyler her iki hastalığı da fenotipinde göstermektedir. Heh. Diyor ki Buna göre soy ağacında numaralandırılmış hangi bireylerin her iki hastalık açısından taşıyıcı olma ihtimali %100'dür? O zaman çözümleyelim. Bakın ilk önce otozoman çekinik için çözümlüyorum. Otozoman çekinik diyorsa ne yapıyorduk? Taralı olanlara küçük a küçük a yazıyorduk değil mi? Yazalım. Taralı olanlara küçük a küçük a yazdık. Şimdi arkadaşlar diğerlerini belirleyelim. Şu küçük a'ların yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Babadan. Diğerini kimden alacak? Anneden. Anne heterozigot. Bu baba üçüncü çocuğa ne verdi? Küçük A'yı. Taralı olmamak için annesinden ne aldı? Büyük A'yı. Şu küçük A'ların yan yana gelmesi için birini anneden diğerini babadan alıyor. Bunlar heterozigot oluyorlar. Dördüncü birey. Büyük A, büyük ağ da olabilir. Büyük A, küçük ağ da olabilir. Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Daha sonra geliyorum birinci bireye. Birinci birey. Şimdi e, buradaki taralı olan birey çocuklarına kesinlikle küçük ay vermiş. Birinci bireyde büyük ay vermiş ama birinci birey büyük A, büyük A da olabilir, büyük A, küçük A da olabilir. Şimdi geliyorum arkadaşlar bu otozoma çekinik kalıtım içinde yani kistik fibroz içinde. Şimdi kırmızı yeşil renk körlüğüne geliyoruz. Taralı olan bireyler neymiş? Bu hastalığa sahipmiş. Bunu farklı bir renkle yapalım, yeşille yapalım. Şimdi taralı olan erkek nedir? X üzeri küçük R, Y'dir. X üzeri küçük R, Y. Burada taralı olmayan erkek X üzeri büyük R, y. Yine taralı olan erkek x üzeri küçük r y. x üzeri küçük r y. Şimdi arkadaşlar şuradaki x üzeri küçük r'nin e, kimden geliyor x üzeri küçük r erkek çocuğuna? Annesinden değil mi? O zaman anne de yani 2 numaralı bireyde x üzeri küçük r var mı? Var. Taralı olmaması için de büyük r'yi taşıması lazım. Tamamdır. Daha sonra bu baba bakın şuradaki baba Kız çocuklarına mecburen neyi verecek? X üzeri küçük R'yi verecek. Zaten ikinciye vermiş. Üçüncüye de ne yapacak? Verecek. Bu da ne yapacak? Heterozigot olacak. Sonra geliyorum. Şunun zaten kimden geldiği belli. Annesinden geliyor. Buradaki kız çocuğu bakın babasından X üzeri büyük R'yi kesinlikle alacak. 3 ve 4 aynı şekilde geçerlidir ikisi için de. X üzeri büyük R'yi kesinlikle alacaklar. Biri büyük reyi alacak. Biri küçük reyi alacak. 3 numara arkadaşlar. E, taralı olmamak için ne olacak? büyük R'ye sahip olacak. Yani heterozigot olacak. Bakın 3 numara hem kistik fibroz bakımından hem de renk körlüğü bakımından taşıyıcı çıktı. Başka bakıyorum. Hangisi taşıyıcı çıktı? 2 numara yine aynı şekilde hem kistik fibroz bakımından hem de renk körlüğü bakımından taşıyıcı çıktı. 4 numaraya bakıyorum. 4 numara babasından kesinlikle büyük R'yi aldı ama annesinden ne aldığı belli değil. Büyük R'yi de alabilir, küçük R'yi de alabilir. O yüzden 4 numaraya bir şey söyleyemiyoruz. 1 numaranın da ne olduğu belli değildir. Çünkü kız çocuklarına hastalık geni babadan geliyor. Annelerinden mecburen x üzeri büyük r gelecek taralı olmaları, olmamaları için ama anneleri yani bir numara x üzeri büyük r büyük r de olabilir x üzeri büyük r küçük r de olabilir. Dolayısıyla burada kesinlikle terizgot olanlar hangileri oldu? 2 ve 3 oldu arkadaşlar cevabımız bursa şıkkı çıktı. Evet böylece 3. denemeyi de bitirmiş olduk. Şöyle 4. denemeyi açayım ben. Evet geldik dördüncü denememize. Gametlerin mayozla üretilmesi olayına gametogenez denir. Gametogenez sırasında yani mayoz bölünme sırasında demek istiyor aslında. Hangileri diyor bir kez gerçekleşir. Şimdi mayoz sırasında arkadaşlar bir kere DNA'nın eşlenmesi bir kere gerçekleşiyor. DNA eşlenmesi bir kere. Daha sonra kardeş kromatitlerin ayrılması yine bir kere gerçekleşiyor ama sentromer bölünmesi dediği yani sentromerlerin ee, iplikler oluşturmak için bölünmesine baktığımız zaman o da mayuz 2'de profaz 2 evresinde gerçekleşiyor sadece öncesinde var olan sentromerler öncesinde var olan sentromerler ipliklerini oluştururken sentromer bölünmesi arkadaşlar sadece bir kez o mayoz bölünme sırasında profaz 2 de gerçekleşiyor. O yüzden bunu alıyorum. DNA eşlenmesi yine sadece interfazda gerçekleşiyor dedik. Kromatit ayrılması mayoz 2'nin sadece anafaz 2 evresinde olur. Anafaz 1'de homolog kromozomlar ayrılırlar. O yüzden almıyoruz. İpliklerin oluşumu da her ikisinde de yani hem mayoz 1'de hem mayoz 2'de gerçekleştiği için iki kez gerçekleşmiş oluyor. Dolayısıyla 1 2 3 birer kez gerçekleşmiş oluyor zor bir soruymuş gerçekten hani DNA işlenmesi ve kromatit ayrılmasını alabiliriz ama sentromer bölünmesi dediğimiz olay e, sentromer bölünmesi şeydir sentromer nedir ilk önce onu göstereyim ben size. sentromer şudur Kromatitleri bir arada tutan yapıya biz sentromer diyoruz arkadaşlar. Yani kromatitler ayrılacak ki sentromer de bölünecek. E kromatit ayrılması demek aslında sentromer bölünmesi demektir. Dolayısıyla ne oluyor? Bir kere gerçekleşmiş oluyor. Gelelim 16. soruya. RT ve N hücrelerine ait yapılar ve bulundukları moleküller aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tabloda yer alan hücrelerle ilgili diyor hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi R hücresi hücre duvarı varmış glikojen üretemiyormuş. Çekirdeği varmış nişasta üretebiliyormuş. O zaman bu bir bitki hücresi olabilir değil mi? Bitki çünkü nişasta var. T'ye bakıyorum hücre duvarı var. Glikojen üretebiliyor. Çekirdeği var nişasta üretemiyor. Bir hayvan hücresi olabilir değil mi? N'ye bakıyorum arkadaşlar. N. Hücre duvarı var. Glikojen üretebiliyor. Çekirdek ve nişasta üretemiyor. O zaman bu da nedir? Bir bakteri hücresi olabilir. Diyor ki R klorofil bulundurur. Kesinlikle doğru olanları soruyor bize. R için bitki dediğimizden dolayı klorofil bulunduruyor. Doğru. T heterotroftur. Evet, hayvan hücresi dedik, değil mi? Hayvan hücresi ya da mantar hücresi de olabilir arkadaşlar bu. Hayvan ve mantar hücresi de heterotroftur. Doğru. Kesinlikle doğrudur bu. Bir dakika. Tekrar daha bir bakayım. T heterotroftur. Hücre duvarı. Aa bir dakika. Hayvan hücresinde hücre duvarı yok ki. Bir dakika. Bu ne olacak? Mantar olacak. E, glikojen sentezleyebiliyor. Evet çekirdek bu hayvan hücresi olamaz. Mantar hücresi olur arkadaşlar. Tamam bu kesindir. Şu şey bir daha bakalım ya bir numaraya. Şimdi bir numaralı hücrede glikojen yok. Hücre duvarı var. Çekirdek var. Neşas da var. Bu bitki değil de arkadaşlar. Başka bir şey de olabilir gibi geliyor ama. Öglena Öglena'da nişastı üretiyor diye biliyorum ben. Öglena olabilir. Dur bakalım diğerlerine bakalım. Ne diyor endositoz yapar. Arkadaşlar ne? bakteri hücresidir. Bakteri hücreleri hücre duvarı olan hücreler genellikle endositoz yapamazlar. Ama bitkilerin bazı hücreleri yapabiliyormuş onu da söyleyeyim size. Dolayısıyla aklınızda yanlış kalmasın. E, mantar ve bakteri hücreleri Endostoz yapamaz diyoruz ama bitki hücrelerinin kök hücreleri falan yapabiliyormuş. Dolayısıyla bakteri olduğu için yapamaz bu. Kesinlikle doğruluğu soruyor bize. Ben şu R'de takıldım kaldım. Şimdi R'de hücre duvarı var. Glikojen yok. Çekirdek var. Nişasta var. Büyük ihtimal burada öglenayı da düşünmüştür. Öglena ya da algileri de düşünmüştür. Şimdi öglena da de klorofil bulunuyor. Çekirdek var. Bence bunu da kesin olarak alabiliriz ama şıklarda yok. Neden ki? R'de klorofil bulunur. Çekirdeği var, nişastası var, hücre duvarı var. Bunu şey olarak mı düşünmüş acaba? Hücrenin içerisinde nişasta varsa bitki, öklenaya ya da algler olur. E bunlar da fotosentez yaptıkları için klorofil bulundurur. Arkadaşlar bence ee, bunun cevabının 1 ve 2 olması gerekiyor. Yani ben burada bir kaldım. Cevabına bir bakayım ne diyor? Cevabına baktım. Ee, yalnız iki demiş kesinlik olarak. Yalnız 2'yi almış ama bence R de olabilir. Çünkü bitki hücresi olabilir, öglen olabilir, algler olabilir. Üçü de fotosentez yaptığı için klorofil. He, tamam tamam. Şimdi anladım neden alamadığımızı. Şimdi arkadaşlar klorofil bulundurabilmesi için bitkinin mesela biz bunu tamam bitki alalım. Bitkinin fotosentez yapan hücresi olması lazım. E bu hücre tamam hücresinin içerisinde nişasta bulunduruyor. Nişasta sentez yapabiliyor. Mesela lökoplastlar. Lokoplast değil mi? Bir hücresinde lökoplast vardır. Bunu nişastaya dönüştürebiliyordur. Ama fotosentez yapamıyordur. Dolayısıyla klorofil bulundururu alamıyoruz. O yüzden cevabımız yalnız 2 oluyor. Tamam şimdi ben kendim de aydınlandım, sizi de aydınlattım. Dolayısıyla o yüzden yalnız iki oluyor ama birazcık düşündürdü demeyelim. Yani gerçekten düşündürdü. <laughs> Gelelim 17. sorumuza. Belirli bir kara ekosisteminde ikinci trofik düzeyde bulunan hayvan türlerinin birinin zaman içerisinde nesli tükenmiştir. Buna bağlı olarak ekosistemde diyor verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi gerekir? Şimdi ikinci trofik düzeyde bulunan canlı nesli tükenmiş. Birinci trofik düzeyimiz üretici. İkinci trofik düzeyi nesli tükeniyor. Şöyle 3-4 şeklinde gitsin. Şimdi 2 numara tükenmiş. 2 numara kimle besleniyordu? Üreticiyle. O zaman üretici canlıların sayısında artış olur mu? Olur. Çünkü 2 numara olmadığı için beslenemiyor. Üçüncü trofik düzeydeki tür çeşitliliğinde artış demiş. Şimdi arkadaşlar üçüncü düzey kimle besleniyor? 2 ile besleniyor. 2'nin nesli tükendiğine göre 3 ne olur? 3 de azalır. Burada artış demiş. Bu yanlış olur. Ototrof canlıların tür çeşitliliğinde artış demiş. Şimdi burada üretici var. Ama 2 numaranın yok olmasıyla ototrof canlıların işte çeşitliliği artar diyemeyiz. O yüzden cevabımız yalnız bir aşık olur. Gelelim diğer sorumuza. 18. sorumuz yine kalıtım sorusu. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında 30'lu maç çekinik bir hastalığa sahip bireyler koyu renkle gösterilmiştir. Buna göre soy ağacındaki soru işaretiyle belirtilen bireyin hasta erkek olma olasılığı kaçtır? O zaman ne yapıyoruz? Hemen çözümlüyoruz arkadaşlar. Küçük A küçük A yazdım 30'lu maç çekinik dediği için. Bu küçük A'ya sahip olan baba kız çocuğuna mecburen ne verecek? Küçük A'yı verecek. Daha sonra bu ne oldu? Bakın. Büyük A küçük A oldu. İki numarayı bulmak için bakın bunların anne ve babasına bakıyorum. Anne ve babası heterozigot mudur? Birini anneden birini babadan aldığı için heterozigottur anne ve babalar. Peki iki numara ne olabilir? İki numara sağlam olduğu için büyük A büyük A olabilir. Mesela şunları çaprazladığımız zaman bu ikisini çaprazladığımızda ne olacak? Büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A, A, küçük A. ve küçük A küçük A oldu. Zaten küçük A küçük A'yı siliyorum. Neden? Çünkü eğer küçük A olsaydı taralı olurdu. Dolayısıyla 2 numaranın çocuğunun hasta olabilmesi için 2 numaranın heterozigot olması lazım. E heterozigotlu da burada ne var? 2 tane de var. O zaman 2 bölü 3'ü alıyorum arkadaşlar burada. Nereden aldığımı umarım anlamışsınızdır. Bakın küçük a'ları sildim. Neden siliyorum? Çünkü eğer küçük a olsaydı bunlar taralı olurdu. Taralı olmadığı için bunu direkt eliyorum. Bu bireyin çocuğunun hasta olabilmesi için de mecburen küçük A'yı taşıması gerekiyor. O yüzden heterozigot olanları aldım. 3 gametten, 3 genotipten ikisi heterozigot olduğu için 2 bölü 3 aldım. Şimdi bunun ben heterozigot olduğunu düşünüyorum. Çaprazlama yaptığım zaman ne olur? Yine büyük A, büyük A büyük A, A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Bize neyi sormuş? Hasta olma olasılığını sormuş. Bu da nedir? 1 bölü 4'tür. Çarpı 1 bölü 4. Bize neyi soruyor? Erkek olma. Erkek olma ihtimali her zaman için 1 bölü 2 değil midir? 1 bölü 2'dir. Bunları çarpıyoruz. İkiler birbirini götürdü. Cevabımız ne olacak? 1 bölü 12 olacak arkadaşlar. 4 kere 3 1 bölü 12. Evet. Doğru yaptım. Neden 1 bölü 12 yok? Bir numaralı bileği kesin aldık. 2 numaralı bireyi 2 bölü 3 aldık. Tamam. Ben bir bakayım da şu. Burada cevabını 1 bölü 16 demiş. Ama şöyle almış arkadaşlar. Benim anladığım kadarıyla çünkü genelde hani bu şekilde de olabilir. 2 numaralı birey için şunu düşünmüş. Ya Büyük A, Büyük A olur ya da Büyük A, Küçük A olur diye düşünmüş. Şimdi buradan baktığımızda Büyük A, Küçük A'nın gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'dir. Çarptığımız zaman sonucumuz 1 bölü 16 C şıkkı oluyor. Ama benim ilk yaptığım çözüm en doğru çözümdür. Hani ÖABT'de de bu çözümleri yapıyoruz. En doğru çözüm benim ilk yaptığım çözümdür. Umarım size böyle bir soru sormaz. Ee, o yüzden eğer sorarsa bu şekilde yapın. Mesela şıklarda eğer bulduğunuz çözümü bulamazsanız hani mesela benim az önceki gibi şıklarda bulamazsanız ikinci şekilde bu şekilde çözün. Eğer bulursanız onu işaretleyin. Tamam mı? Mesela 1 bölü 12 olmuş olsaydı ben burada 1 bölü 12 derdim. Ama 1 bölü 12 yazmamış 1 bölü 16 ikinci çözüm yoluyla yapmış. Ama en doğru çözüm benim ilk olarak çözdüğüm yaptığım çözümdür. Dolayısıyla aklınızda bulunsun. Umarım böyle ikilemde bırakan bir soru sormazlar. Gelelim 19. sorumuza. Nükleik asitler ilk defa 1869 yılında Fredrik Master, neyse öyle bir şey işte. Tarafından kanda ve somon balığı hücrelerinin çekirdeğinde görülmüştür. Nükleik asitler tüm canlıların hücreleri içinde bulunan bütün genetik bilgiyi depolayarak bu bilgiyi nesilden nesile taşıyan önemli organik bileşiklerdir. Aşağıdaki şekilde DNA molekülünün yapısı göstermiştir. Burada aslında bir hikaye anlatmış bize. Diyor ki buna göre DNA molekülü ile ilgili hangileri doğrudur? Bakalım. Şimdi DNA molekülünün yapısını vermiş bize. Diyor ki nükleotitlerin fosfodiester bağlarıyla bağlanması sonucu oluşan polinükleotit yapıdadır. Evet arkadaşlar nükleotitler fosfodiester bağlarıyla bağlanır. Polinükleotit bir yapıdır. Doğru. Bir zincirindeki pürin bazının karşısına karşı zincirde primidin gelir. Şimdi pürin bazları neydi? Adenin, guanin, DNA için söylüyorum bu. Bir de urasil şey adenin, guanin, pürin bazları. Primidin bazları nedir? Timin, sitozin ve urasildir. Urasil RNA'da geçerlidir. Biz DNA için söylediğimizden bu şekildedir. Adenin ve timin karşısında ikili hidrojen bağları. Guanin ve sitozin karşısında üçlü. Bu nedir? Pürindir. Bu da pirimidindir. Şimdi o zaman bir zincirde pürinin karşısına diğer zincirde pirimidin mi geliyor? Evet doğru. Karşılıklı iki zincir zayıf hidrojen bağları sayesinde bir arada tutulur. Evet şu arada bulunan hidrojen bağları ile bir arada tutuluyor. Doğrudur. Hepsi doğru olacak. Cevabımız Edirne şıkkı olacak. Gelelim 20. sorumuza. İki farklı omurgalı sınıfında yer alan canlılara ait görseller verilmiştir. Arkadaşlar birincisi nedir? Kuşlar değil mi? İkincisi de memeliler. Burada bir kurt göstermiş. Memeli sınıfına ait. Diyor ki X ve Y sınıfında yer alan canlılarla ilgili hangisi yanlıştır? Bakalım. X sınıfında can, X sınıfındaki canlılarda zarsı diyafram bulunur. Kuşlarda evet zarsı diyafram bulunur arkadaşlar. Bu doğrudur. Y sınıfındaki canlının vücudu tüylerle kaplıdır demiş. Tüy kime ait bir özellikte? Kuşlara. Buradaki Y sınıfı ne? Memeli. Memelilerde ne var? Kıl var arkadaşlar memelilerde tamam mı? tüy kuşlarda bulunur. Dolayısıyla B şıkkı yanlış olacak. Gelelim C şıkkına. Her iki sınıfta da yer alan canlıların kalbi dört odacıklıdır. Evet kalpleri dört odacıklı. Y sınıfındaki canlıların akciğerlerinde alvol yapısı gözlenir. Memelilerde alvol vardır arkadaşlar doğrudur. X sınıfına ait canlılarda boşaltım atı ürik asittir. Kuşlarda evet ürik asittir. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olur. Tü, kimlere ait bir özellik kuşlara ait bir özellik daha önceki çekimlerimde de bastırdı bastırarak söyledim bunu sakın unutmayın. Diğer denememize son denememize geçelim artık. Evet son denemenin sorularına geldik arkadaşlar. TET için de artık son deneme 3. adım çünkü e, sonrasında AYT denemelerine geçeceğiz tamam mı? her gün yüklemeye çalışıyorum. O yüzden e, her gün takip edin ya da bildirimlerinizi açın sınava kadar mutlaka bunları izleyin. Hücre zarından madde geçiş yollarına ait tabloda 1 ve 2 numaralı gruplandırma yapılmıştır. Diyor ki buna göre yapılandırma gruplandırma aşağıdaki özelliklerden hangisi dikkate alınarak yapılmıştır? Arkadaşlar bakın. 1 numarada dikkat ederseniz pasif taşıma var ve ATP harcanmıyor. 2 numaraya baktığınız zaman aktif taşıma, endositoz ve ekzositoz. Bunlar da ne yapıyor? ATP harcanıyor. Eğer aktif taşımayı da bir numaranın içerisine almış olsaydı ben derdim ki molekül büyüklerine göre molekül büyüklüklerine göre ama burada aktif taşımayı ikinci tabloya aldığı için o zaman ATP harcanıp harcanmamasına göre almıştır o zaman ne bakıyoruz enerji metabolik enerjinin kullanımı diyoruz gelelim 16. soruya Ototrof bir bakteri hücresinin sitoplazmasında serbest glikoz miktarının azaldığı tespit edilmiş ototrof bir bakteri hücresi. Yani fotosentez ya da kemosentez yapıyor. Bakteri olduğu için serbest glikozu neye dönüştürüyordur? Glikojene dönüştürüyordur değil mi? Bakteriler glikojene dönüştürüyor. Diyor ki glikozların fazlası nişastaya dönüştürülmüştür. Hayır glikojen. Metabolik enerji gerektiren olaylar artmıştır. Evet mesela hücresel solunumla da bunu azaltmış olabilir. Dolayısıyla bu olur. Karbondioksit özümlemesi hızlanmıştır. Karbondioksit özümlemesi demek fotosentez ya da kemosentez yaptığını gösterir. Burada eğer hızlanmış olsaydı glikoz azalmaz da artardı. Burada azalır dediği için bunu alamıyorum. Cevabım ne olur? Bursa şıkkı olur. 17. soru yine bir kalıtım sorusu. Bir aileye ait soy ağacında koyu renkle gösterilen bireyler X'e bağlı çekinik bir özellik olan kısmi renk körüdür. Buna göre diyor numaralı bireylerden hangileri bu özellik bakımından kesinlikle taşıyıcıdır bakalım. Şimdi arkadaşlar x üzeri küçük r y yazdım değil mi? x üzeri küçük r y x üzeri küçük r y Şimdi burada x üzeri küçük r'yi kimden alıyor? Anneden. x üzeri küçük r'yi verdik. Taralı olmaması için de büyük r'yi alması lazım. Geliyorum 2 numaraya. Bakın x üzeri küçük r'yi kimden alacak? Bu annesinden. Dolayısıyla annenin ne olması lazım? Taşıyıcı olması lazım. Heterozigot. Geliyorum arkadaşlar 3 numara. 3 numara ile ilgili bir yorum yapabilir miyim? Hayır. Sadece çocuğu sağlanmış. Yani erkek çocuğu sağlanmış. Dolayısıyla bu x üzeri büyük r, x üzeri büyük r de olabilir. x üzeri büyük r, x üzeri küçük r de olabilir. Geliyorum 4 numaraya. 4 numara x kromozomunun birini kimden alacak? Babasından. x üzeri küçük r geldi. Sağlam olması için de anneden büyük r'yi aldı. Bize neyi soruyor? Hangileri diyor? Kesinlikle taşıyıcıdır. Taşıyıcılık zaten sadece dişilere özgü bir özelliktir. Erkeklerde taşıyıcılık yok. Erkekler ya sağlam olurlar ya hasta olurlar. Taşıyıcı olanları alıyorum. Bakın x üzeri büyük r küçük 1 numara. 2 numara ve 4 numara taşıyıcıdır arkadaşlar. 3 numara ile ilgili bir yorum yapamıyoruz. 1, 2 ve 4 numara diyeceğiz. Yani cevabımız C şıkkı olacak. 18. soruya bakalım. Proteinlerin yapı birimleri amino asitlerdir. Yapısı ve işlevi farklı olan binlerce protein, 20 farklı amino asitin farklı sayıda, çeşitte ve dizilişte bir araya gelmesiyle oluşur. Proteinler görevlerine göre yapısal ve işlevsel olarak gruplandırılır. Buna göre hangileri işlevsel proteinlere örnek verilebilir? Yani hangisi işlev, hangisi yapı, yapıya katılıyor? Şimdi antikor nedir? Bir savunma proteinidir değil mi? Savunma. Enzim nedir? İşlev yapar değil mi? Yani enzim bir parçalama işlevi veya bir yapım işlemi yapıyor. Hormon nedir arkadaşlar? Hormon da gidip işte bir e, hücreyi uyarıyor. Uyarıcı görevi yapıyor. Burada hangilerinin yapısal, pardon işlevsel olduğunu soruyor bize. Burada hepsi nedir arkadaşlar? Burada hepsi tabii ki işlevsel proteindir. Peki yapısal protein için mesela bize glikoprotein deseydi bu nedir? Yapıya katılmış demektir. Mesela işte taşıcı protein. Ee, kanal protein. Bunlar nedir? Hücre zarının yapısına katıldığı için yapısal proteinlerdir. Dolayısıyla burada herhangi birini söylemediği için üçü de nedir? İşlevsel proteindir. Gelelim 19. soruya. Ekosistemlerdeki madde ve enerji akışı ile ilgili diyor hangileri söylenemez bakalım. Karasal ekosistemlerde büyük kütle üreticilerden tüketicilere doğru giderek azalır. Arkadaşlar şöyle bir besin piramidi düşünün. Şurası üretici bunlar da tüketici. Şimdi üreticiden tüketiciye doğru gittikçe bir kere biyokütle azalıyor. Bu doğrudur. Biyokütle ne demek? Bir basamakta bulunan canlıların toplam kütlesi demektir. Üreticiler çok fazla sayıya sahiptir ve biyokütleleri çok yüksektir. Yukarı doğru gittikçe de azalır. Aktarılan enerji azalır arkadaşlar. Daha sonra birey sayısı genellikle azalır. Canlının vücut büyüklüğü genellikle artar. Bakın kesin artar demiyorum. Genellikle artar. Daha sonra eee biyolojik birikim artar. Tamam mı? Yukarı doğru gittikçe biyolojik birikim. Yani biyolojik birikimin en fazla olduğu hangisidir? En tepede olandır. Diyor ki canlılar enerjinin bir kısmını metabolik olaylarında kullanır. Evet. Bir kısmını kullanıyor, bir kısmını aktarıyor. Bir trafik düzeydeki enerjinin yüzde doksanını bir üst düzeye aktarıyor. diyor. Hayır. Yüzde onunu aktarıyor arkadaşlar. Yüzde on. Dolayısıyla bu yanlıştır. Besin piramidinin üst basamaklarındaki canlılar biyolojik birikimden daha çok etkilenir. Evet bunu söyledik en fazla yukarıda oluyordu biyolojik birikim. Biyolojik birikim demek de zehirli maddelerin birikimi demektir. Bizler mesela besin piramitlerinde genelde böyle hani en üstlerde yer alıyoruz. Dolayısıyla bizde biyolojik birikim çok çok fazladır. Ekosistemlerde maddeler geri dönüşümlü olmasına karşın enerji akışı tek yöndür. Evet arkadaşlar enerji akışı üreticiden tüketiciye doğrudur. Dolayısıyla tek yönlüdür, geri dönüşü yoktur. Doğru cevabımız ne olacak? Ceyhan şıkkı olur. Gelelim son soruya. Mayo sırasında gerçekleşebilen bir olayla ilgili diyor. Görsel verilmiştir. Bu nedir? Kurasın kovur değil mi? Diyor ki bu olayla ilgili olarak hangileri kesinlikle doğrudur? Kurasın kovur. Profaz bir evresinde gerçekleşir. Doğru değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. Kardeş kromatitler arasında parça değişimi. Kardeş kromatit değil, biri anneden, diğeri babadan gelen. Kardeş olmayan kromatitler arasında bir parça değişimidir. Eğer kardeş kromatitler arasında olsaydı genetik çeşitliliğe sebep olmazdı. O yüzden bu gitti. Mayozdaki kalısal çeşitliliğin temel sebebidir. Bu da doğrudur arkadaşlar. Temel sebeptir. Cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olur. Şimdi burada aslında şunu da düşünelim kesinlik soruyor bize. Hani mayozdaki kalıtsal çeşitliliğin temel sebebidir diyemeyiz arkadaşlar. Kesinlik soruyor. Çünkü mayozda kalıtsal çeşitliliği sağlayan homolog kromozomların rastgele ayrılması da var. Dolayısıyla bu ikisi olduğu için temel sebeptir diyemiyorum. Yani buna kesinlik veremiyorum. O yüzden kesinlik veremediğim için cevabımız aslında yalnız bir olur. Eğer bize kesinlik sormasaydı 1 ve 3 olarak alırdık ama kesinlik sorduğu için Homolog kromozomların rastgele ayrılması da gelecek aklımıza. O yüzden de sadece cevabımızı yalnız bir olarak alıyoruz. Sonraki videoda AYT birinci adım denemesinde görüşmek üzere arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın.